Babam devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde büyüdük. Farklı şehirlerde yaşadık. Farklı okullarda okudum. Bunun zorluklarını çektim. Tam bir yere alıştığımız zaman başka bir yere tayinimiz çıkabiliyordu çünkü. Ailem orta halli bir aileydi. Hayvancılık işinde dolandırıldım. Aylık maaşımın 2,5 katı kadar kredi ödemesi üzerime kaldı. Tabii benim borçlarım vesaire, banka borçlarım, icralık dosyalarım olduğu için beni sürekli bankalardan arıyorlardı. Bir gün yine böyle bir arama döneminde ben bir patlama anı yaşadım. Ferhat liderim, sağ olsun, elini masaya koydu ve ben seni kurtaracağım dedi. Beraber işe başladık. Her şey istediğim gibi mi gitti? Başlarda hayır, her şey istediğim gibi de gitmediği dönemler oldu. Ama biz bundan vazgeçmedik. Emeğimizi vermeye devam ettik. Tek başıma yapmadım yani. Hem liderlerimin desteği olsun, hem organizasyondaki direktlerimin omuz omuza vermesiyle beraber bunların hepsini açtık. Önemli olan zaten burada kararlı olmak ve açıkçası bir iş yeriniz gibi düşünmeniz lazım. İş yerinizi açmazsanız para kazanamazsınız. Emek vermezseniz para kazanamazsınız. Biz de bu şekilde emeğimizi verdik, zamanımızı verdik. Gecemizi gündüzümüze kattık ama sonunda verdiğimiz emek, ilk defa hayatımız boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını alabildik. Normal insanların yaptığı şeyleri yapmadık ve bugün onların yapamadığı şeyleri yapabiliyoruz belki de. Yazın istediğim kadar tatil yapabilme imkanım oluyor. Ailemi istediğim zaman görme imkanım oluyor. Yani daha kaliteli şeyler yapıyoruz, öyle söyleyeyim, istediğimiz zaman. İlk defa burada kendi elinizde olan bir imkan var. Siz kendi gelirinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Ne kadar sıkı çalışırsanız, ne kadar özverili olursanız, ne kadar fedakar olursanız bu sizin geleceğinize yön verecek bir çalışma olacak. Ve gerçekten de ilk defa hayatınız boyunca emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Girişimci bir ailenin güçlü bir bireyi olarak söylüyorum ki, QNET girişimcileri güçlendirir.